ana. Olacak yardımcı pilot. Motorları çalıştırmamız gerek. Anlaşıldı kaptan. Yedek motorlar hazır. Yusuf, az kaldı. Az kaldı. Aha, başardık. Başardık. Ben çok yoruldum ana. Yoruldum Canikam. Ama oldu bak. Pes etmedik oldu. Köfte kokusu mu bu? Galiba. Şimdi bu köfteleri Adalet teyze yapıyormuş mutfakta. Hani bizim mutfaktan böyle güzel kokular gelirdi ya. Biz odamda oyun oynuyormuşuz. Sonra amcam bizi çağırıyor. Hadi yemeğe diye. Sonra hep beraber yemek yiyormuşuz. Biliyor musun ana? Hepsi hayal. Hayatta her şey değişebilir Canika. Ama asla değişmeyecek bir şey var. O da ne biliyor musun? Sana olan sevgi. Bu sevgi o kadar büyük ki. İstanbul'dan da. Bu dünyadan da daha büyük. İşte bu hiç değişmeyecek. Nana. Yine mi kanamış? Acımıyor. Önemli değil. Senin sevgin dünyadan büyükse benimki uzaydan bile büyük. Hadi o zaman yardımcı pilot. Araba bizi bekle. Yola devam. Tamam mı? Hadi. Of, ganimetleri gördün mü? Evet gördüm, hemen geçiriyorum. Çekil lan velet! Çekil! Daha önce biz gelin. Önce gelin alır. Hayırdır? Portakal mı sandın beni? Meyve bir şahala mı doğrayacaksın? Bırak beni! Bırak beni! Ah, iyi misin? İyiyim Canukam, iyiyim. Ulan sen hiç dayak yemedin galiba.
Bırak çocuğu. Polis dur kapıda. Bırak. Bırak. Oğlum belamısınız ulan siz. Bunlar nefti benim. Bunlar size bırakmam. Deli misin lan sen? Evet. Evet deliyim ben. Bırak. Alın lan lan. Hepsi sizin olsun. Nana, kolun kanamış. İyiyim ben canım. Asıl sen iyi misin? Nasıl kaçtı ama? Bela mısınız dedi bize. Evet. Belayız biz. İkimiz beraber olunca kimse bize bulaşamaz. Sana elini süreni mahvederim. Kim olursa olsun. Hadi, toplayalım şunları Canukam. Eve gelmek gibisi var mı? Hemen ayağına merhem sürelim Canukam. Önce yemek yesek. Tamam, ellerimizi yıkayıp yiyelim hemen. Gel. Gel Canukam. Aferin. Güzelce yıka Canuka. Mikroplar temizlemezse hastalık olur sonra. Oh, mis gibi oldu. Canım.
Ateş tamam. Sen tavayı getir. Sen geç Canika. Ben birazdan geleceğim. Hadi bakalım Canika. Bu akşam ziyafet var. Hadi nana, kuş kadar yedin. Yumurta yiyoruz ya Canika. Beni hemen şişiriyor. Sen devam et. Yavaş gidiyoruz. Yumurta çok güzel. Keşke her zaman yiyebilsek. Biraz sıkılmıştım ben zeytin yemekten. Sen zeytin küçük diye güçsüz mü sandın Canika? Biz neden her gün zeytin alıyoruz biliyor musun? Çünkü 3 tanesi bir pirzola ediyor. Bakma öyle. Zeytinler ağaçta yetişir. O ağaçlar yüzlerce yıl yaşar biliyor musun? Kaç yüzyıl mesela? 3000 yıl yaşayan bile var. Düşün. Padişahları bile görmüş. Öyle güçlü bir ağaç. Onun meyvesini yerler de onun gibi güçlü olur. Padişahları bile görmüş değil mi? Hı hı. Amcam da çok severdi zeytin değil mi? Bir sürü yerde her kahvaltıda. Nana, ben amcamı çok özledim. Ben de Canika. Ben de çok özledim. Amcam köfteyi de çok severdi. Ben de çok severdim. Köfteler kızarmış böyle. Domatesler de asker gibi yanlarına dizilmiş. Of.
O zaman yarın akşam menümüzde köfte var canım. Sahi mi? Ama nasıl yapacaksın Nana? Yarın çok çalışacağız ve akşam köfte yiyeceğiz. Sana söz. Hadi, iyi canım. Uykun geldi. Gel yanıma canım. Biraz dinle. Gel. Burası çok güzel Nana. Keşke hep burada kalsak. Kalamayız canım. Gitmemiz gerek. Çok uzaklara gideceğiz seninle. Nereye? Yurt dışına. Yurt dışına mı? Gerçekten mi? Kötü adamlar asla bizi bulamayacak. Orada güvende yaşayacağız. Korkmadan. Gerçekten mi Nana? Bak bakayım bana. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Söylemedin de bizim paramız yok. Nasıl gideceğiz? Paramız yok. Ama paradan daha değerli bir şeyimiz var. Dostumuz. Pınar ablan yardım edecek. Hadi sen şimdi düşünme bunu. Sen yeni evimize düşün. Tıpkı çizdiğimiz gibi bir eviniz olsun. Olsun canım. Sana da kocaman bir oda yaparız. Kocaman olmasına gerek yok. Sadece kapıyla pencere olsun yeter.